Olay TV ekranlarından iyi geceler sevgili seyirciler. Spordaki son gelişmelerle birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şu sıralarda da 6 karşılaşma oynanıyor. Alınan sonuçları ekranlara getirelim. Hoffenheim 1, Manchester City 2, Juventus 3, Young Boys 0, AEK 2, Benfica 3, Bayern Münih 1, Ajax 1, Olympic Lyon 2, Shakhtar Donetsk 2, Roma 5, Victoria Pilsen 0, CSKA Moskova 1, Real Madrid 0, Manchester United 0, Valencia 0, Paris Saint-Germain 6, Kızıl Yıldız 1, Lokomotiv Moskova 0, Schalke 04 1. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray D grubunda deplasmanda Porto ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında Porto'nun Galatasaray karşısında 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Maçla ilgili detayları sizlere aktaracak olursak Galatasaray teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki karşılaşmaya Muslera, Lines, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Dong, Belanda, Onyekuru, Rodriguez ve Sinan Gümüş 11 ile başladı. 38. dakikada Nagatomo ile gole çok yaklaşmışlardı ancak kaleci Casillas'ın müdahalesiyle golü yakalayamadı Galatasaray ve ilk yarıda eskili bir performans gösterse de istediği golü bulamadı ve maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı etkili başlayan taraf Porto oldu. Rakip takım 49. dakikada Marega'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın şu sıralarda da 89. dakikası oynanıyor ve Porto'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf ve Furkan'ın kadro dışı bırakılması, Aytaç Karan'ın performans düşüklüğü, Bahçin'in cezalı, Seven'in ise sakatlığı sebebiyle Ankara Gücü maçında farklı bir 11 sahaya sürecek. Süper Lig'in ilk 7 haftasını 5 puanla geçen Yeşil Beyazlar'da Sivasspor mağlubiyeti moralleri oldukça bozdu. Takımın ortaya koyduğu futbolun diğer maçlara oranla oldukça kötü olması camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Samet Aybaba ise Sivasspor maçı sonrası şans verdiği bazı isimlerin bunu değerlendirmediğini belirterek cumartesi günü oynanacak Ankara Gücü karşılaşmasında yaptırım uygulayacağını söylemişti. Yusuf Erdoğan'la Furkan Soyalp'in kadro dışı bırakılması, Aytaç Karan'ın formunun düşmesi, Badji'nin cezalı, Seven'in ise sakatlığı sebebiyle oynamayacak olması nedeniyle Samet Aybaba'nın Ankara Gücü maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı merak ediliyor. Aybaba'nın orta saha için genç Ramazan Keskin ve iyileşen Şehu gibi isimleri değerlendirebileceği bildirilirken Burak Kapacağı da sağ kanat için hazırlayacağı belirtildi. Ayrıca Jireskembo da Aybaba'nın düşündüğü isimler arasında yer alıyor. Sol kanatta ise Latolevici ve Umut Meraş ikilisinin birlikte oynama şansı var. Sivasspor mağlubiyetinin şokunu üstünden atmaya çalışan Bursaspor, Ankara Gücü maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ligde henüz galibiyette tanışamayan ve 5 puanla 17. sırada bulunan Bursaspor, dönüm maçı olarak baktığı Ankara Gücü maçının hazırlıklarını yaptığı tek çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Başkent ekibi karşısında sahaya nasıl bir 11 süreceği merak edilen Aybaba'nın taktik provada öğrencilerinin performansını yakından takip ettiği öğrenildi. Hafif sakatlıkları bulunan Şeju ve Tunay Torun takımdan ayrı çalışırken Harry Seven'in ise tedavisine devam edildi. Değerli izleyenler, Bursaspor'la devam ediyoruz. Ankara Gücü maçı hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlılar'da karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 16'da oynanacak mücadelenin bilet fiyatlarını ekranlara getirelim. Bursaspor Ankara Gücü maçının biletleri satışa çıktı. Cumartesi günü saat 16'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle. Gold Seat 1963 tribün 250 TL, VIP 1. ve 2. balkon 150 TL, Batı Alt tribün 125 TL,
Spor Toto alt tribün 60 TL, Spor Toto üst tribün 50 TL, Güney Kale arkası, Tofaş tribünü ve misafir tribünü 25 TL. İki kardeş takım 6 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Bursa Spor ve Ankara Gücü en son resmi maçını 2012 yılında oynamıştı. Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 8. haftanın en anlamlı karşılaşmalarından biri oynanacak. Bursa Spor sahasında kardeş takım Ankara Gücü'nü konuk edecek. Bursa Spor ve Ankara Gücü Spor Toto Süper Lig'de en son 6 sene önce karşı karşıya gelmişti. 17 Mart 2012 tarihinde Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yeşil Beyazlar Sebastian Pinto'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı. Bursa Spor'un son oynanan resmi maçlarda Ankara Gücü'ne karşı üstünlüğü bulunuyor. Timsah Sarı Lacivertlilere karşı en son mağlubiyeti 30 Mart 2008 tarihinde 2-0'lık skorla almıştı. Bu arada iki takım sezon başı hazırlık maçında Bursa'da karşılaşmış ve Ankara Gücü sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor. Maç programı geliyor ekranlara. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle. Yarın 17.50 Astana Rennes, 19.55'teki maçlarda Zürich Ludogorets, Bayer Leverkusen AEK Larnaka, Salzburg Celtic, Rosenborg Leipzig, Zenit Slavia Prag, Bordeaux Kopenhag, Anderlecht Dinamo Zagreb, Fenerbahçe Spartak Tırnava, Karabağ Arsenal, Vorskla Poltava Sporting Lisbon, Milan Olympiakos, Real Betis Dudalenç maçları var. Saat 22'deki randevulardaysa Glasgow Rangers, Rapid Wien, Spartak Moskova, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Lazio, Apollon, Olympic Marsilya, Sarpsborg Genk, Malmö, Beşiktaş, Standard Liège, Aksarspor, Krasnodar, Sevilla, Jablonec, Dinamo Kiev, Chelsea, Vidi, Bate, Borisov, PAOK maçları oynanacak. Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesini de aktaralım hemen. Karşılaşma bitti. Şampiyonlar Ligi maçında Porto Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'da ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı diyoruz. Devam edelim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçlarına yarın çıkıyor. Fenerbahçe, Spartak, Tırnava, Malmö, Beşiktaş ve Standard Liège, Akhisarspor maçlarının detaylarını ekranlara getirelim. UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe D grubunda Slovakya'nın Spartak Tırnava takımını saat 19.55'te Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Wels yönetecek. Sarı Lacivertliler grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş. Spartak Tırnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht evinde 1-0 mağlup etmişti. I grubundaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden Beşiktaş ise İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak. Yeni Malmö Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alexander Stavrev yönetecek. Malmö gruptaki ilk maçta Belçika temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. J grubundaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor'da Belçika'da Standard Liège'de karşılaşacak. Liège kentinde saat 22'de başlayacak maçta Avusturya'dan Manuel Schudengraber düdük çalacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Filip Koku ve Hasan Ali Kaldırım Spartak Tırnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Koku maçla ilgili ön değerlendirmeler yaparken istifasının istendiği haberlerine de yanıt verdi. Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında Spartak Tırnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Filip Koku ve futbolculardan Hasan Ali Kaldırım düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. İç sahada mutlaka kazanmamız gerekiyor, 3 puan almamız gerekiyor. Şu anki bulunduğumuz durumun farkındayız. Bu durumdan ve şu anki durumu çözebilmek için veya bu durumdan çıkabilmek için hepimizin biraz daha fazla takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Yarın yine bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Yarın bizim için
son derece kritik bir maç olacak. Çünkü çalışkan bir takımla oynayacağız. Birlikte oynayan bir takımla, birlikte mücadele eden bir takımla oynayacağız. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi gösterme açısından önemli olacak. Hem perşembe günü hem pazar günü iki tane önemli iç saha maçına çıkacağız. Bu önemli iki iç saha maçında bu değişimde doğru adımlar atabileceğimizi göstermek istiyoruz. Ayağa kalkmayı olabilecek en erken şekilde başarmak istiyoruz. Tek dileğimiz bu. Herkes çok çalışıyor. Herkes bu durumu değiştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor, göstermeli de zaten. Çünkü kimse bu durumdan mutlu değil, mutlu olamaz da. Özellikle taraftarlar kesinlikle mutlu olamaz. Taraftarların dışında ama kulüp de bu durumdan kesinlikle mutlu değil. Oyuncular da mutlu değil. Öte yandan Filip Koku, art arta alınan mağlubiyetlerin ardından hakkında istifasının istendiği haberlerine de yanıt verdi. Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, bir düşüncem de yok. Çünkü doğru değil bu durum, öyle bir durum gerçekleşmedi. Ama biz Demian Comolli ile de her zaman irtibat halindeyiz, her zaman konuşuyoruz. Çünkü bu yolculuğa birlikte çıktık. Bu yolculukta olanlar hepimizi etkiliyor. Hepimiz rahatsız hissediyoruz gerçekten bu durumdan dolayı. İçinde bulunduğumuz durumun farkında olmak zorundayız. Ve en hızlı şekilde bu durumdan çıkmak istiyoruz. Beşiktaş cephesine geçelim. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Siyah Beyazlılar da yarın oynanacak Malmö maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam kazanmak için sahada olacağız dedi. UEFA Avrupa Ligi I grubunda deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Loris Karius basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, zor bir maç olacak. İyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca Quaresma'nın durumuna yapılacak son antrenmanın ardından karar vereceğini söyledi. Kim nasıl olursa onu yapıyoruz. Karius da deplasman maçları zor olduğunu belirterek kolay bir maç olmayacak. Amacımız yolumuza kazanarak devam etmek dedi. Ve 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Kupası'nın sahibi Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren mücadelede kazanan Anadolu Efes oldu. Ergin Ataman'ın öğrencileri rakibini 65-62 yenerek kupayı 11. kez müzesine götürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve birçok bakan da takip etti. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada taraftarlar da tüm tribünleri doldurarak salona adeta akın etti. Muhteşem heyecana sahne olan karşılaşmaya her iki takım da etkili başladı. Çekişmenin oldukça yüksek olduğu ilk periyotta üstünlük kuran taraf Anadolu Efes oldu. Ergin Ataman'ın öğrencileri ilk çeyreği 15-17 önde kapadı. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe art arda bulduğu basketlerle öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 30-28 önde kapattı. Üçüncü periyotta vites yükselten Anadolu Efes, periyoda iyi bir başlangıç yaptı. Farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 44-36 önde kapattı. Maçın final periyoduna iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 52-46'lık Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Sarı lacivertli oyuncuların basit top kayıplarıyla farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, son saniyelerde üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 65-62 kazanarak 11. kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. 2018 Voleybol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları 5. ve son maçında yarın saat 10.10'da Küba ile karşılaşacak. Japonya'da devam eden Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Amilli Kadın takımımız B grubundaki 5. ve son maçında Küba ile oynayacak. Şu ana kadar oynadığı 4 maçtan 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet alan Filenin Sultanları son maçında Küba karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor. Milliler B grubunda 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Küba ile Türkiye arasında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 10.10'da başlayacak.
Sevgili seyirciler, bu haberle spor gecesinin sonuna geldik. Yarın gece yine aynı saatte biz burada olacağız. Hoşça kalın.